Evet devam ediyoruz. Haftanın ikinci işlem günündeyiz efendim. Meksa Yatırım'ın Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümül Cinelli. stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Figen Hanım. Hoş bulduk. Şimdi dilerseniz hemen dünkü Borsa İstanbul'un hareketiyle başlayalım. Çünkü herkesin merak ettiği virüsten ziyade bizdeki satış olduğunu söyleyelim. 118 binli seviyelerden kapattık. 2700 puanlık bir düşüş vardı. Tabii hani gündem notlarımızda BDDK'nın sıva hamlesi, İtlip vesaire ne etkili oldu sizce dünkü satışlarda? Dünkü satışlara baktığımızda aslında Murat geçtiğimiz haftadan beri bir haber akışı vardı. Borsa İstanbul belli seviyeler, daha doğrusu 120 bin üzerinde tutunmaya çalışan bir Borsa İstanbul Endeksi biz takip ediyorduk. Şimdi hafta sonu gelen haberlerde biliyorsunuz bu BDDK'nın aldığı kararlar var. Hem bankacılık sektörüyle ilgili olan gelen kararlar hem de bu SWAP tarafıyla ilgili BDDK'nın hamlesi. Şimdi geçtiğimiz yıl BDDK'nın SWAP'ta limitleri düşürdüğü dönemde Borsa İstanbul tarafı TL yaratmak adına ciddi bir satış yemişti. Aslında dün bir benzeri Borsa İstanbul'da bekleniyordu fakat öğlene kadar çok sınırlı bir aslında aşağı hareket oldu. E, öğleden sonra özellikle bu ilk gelen gelen biliyorsun e, şehit haberleri sonrası Borsa İstanbul'da satış hızlandı. E, bu arada e, yani herkese, şehit ailelerine buradan baş sağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. E, maalesef bu e, aslında iki haftadır Türkiye'nin jeopolitik, risklerinin de yükseldiği bir ortamdan geçiyoruz. Biraz satır aralarında kalıyordu. Yani Suriye tarafına askeri takviye yapıldığı Suriye sınırına vesaire hani bu tarz haberler geçiyordu fakat insanlar bunu biraz göz ardı ediyorlardı Hı. açıkçası. Bir anda dün her şeyin bir anda fiyatlanmaya çalışılmasıyla birlikte Borsa İstanbul tarafında biz ciddi anlamda sert bir satış gördük. Yani benim yorumum dünkü satış için bu açıkçası. Evet yani hem geopolitik listeler hem de BDDK'nın kararı aslında bu kadar çok aynı anda gelmesi tabii ki neyi, neyden kaynaklandığını tespit etmekte birazcık daha zorlaşıyor Figen Hanım ama hani gördüğümüz kadar hem tahvil piyasalarında bir miktar yukarı yönlü hareket oldu hem de borsada düşüş ve dolar Türk Lirası'nda da bir yükselişi görmüş olduk. Şimdi e, baktığımızda Borsa İstanbul tarafında 118.341 puan seviyesindeyiz. E, burada hep e, analistlerin uyardığı nokta 21 günlük ortalamayı kırmayalım. O da işte 119.894'ler ve 118.500 söylendi. E, nerede Figen Özavcı bir miktar daha düşünür. Yani e, ya buraya dikkat edin biraz beklerim. Burada pozisyona girmem dediğiniz bir yer var mıdır? Ben aslında bir süredir bekleyenlerdenim açıkçası. Şimdi Murat, şöyle bir durum var. Ben 2020 yılının genel anlamda zor geçeceğini düşünenlerden denim. Yani 2020 yılı başladığından bu yana haber akışına baktığımızda da gerçekten önce işte amerika i̇ran gerginliği bir anda orada bir savaş mı çıkacak? Sonrasında koronavirüsünün bir anda dünyayı sarması ve işte havacılık sektörü, turizm sektörüyle dünya büyümesiyle ilgili olan endişeler peşine bizim tarafta şimdi içeride alınan bir takım düzenlemeler var. Yani bankacılık sektörüyle ilgili bir takım regulasyonlar var. Rekabet kurulunun açtığı soruşturma var. Jeopolitik riskler tekrar tırmanıyor. Ve böyle bir ortamda Fed'in sahneye gelip gelmeyeceği de açıkçası belli değil. Yani aslında biz geçtiğimiz yıl şunun avantajını çok fazla kullanmıştık Murat. Geçtiğimiz yılda Türkiye'nin jeopolitik risklerinin yükseldiği dönemler oldu ya da farklı tedbirler aldığı oldu. Dünyada farklı gelişmeler oldu. Ama Fed ortada olduğu için piyasalar bunu e, görmezden geldiler. Evet. Şimdi Fed'in olmadığı ortamda e, gelen her negatif e, haber akışı fiyatlanma ihtiyacı hissediyor. Çünkü zaten risk alma işlevi bir miktar düşmüş oluyor. İnsanlar daha güvenli limanları tercih ediyor. Bu sefer gelen her habere daha hassas bir fiyatlama oluyor. Şimdi aslında sizin bu yıla birazcık daha olumsuz baktığınızı biliyorum ama bunun detaylarını konuşalım. Hı hı. Kısa bir yere ara efendim. Daha sonra figüre sadece bu yıl neden bir miktar daha eee tırnak içine karamsar tarafta hepsini konuşacak. yaklaşırken küresel piyasalarda neler oluyor? Günden geceye, geceden gündüze neler kalacak? Ekonomi, finans dünyası siyasetten nasıl etkileyecek? Hepsini son seansta konuşacağız. Ben Mine Uzun. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'teyim. bizim kültürümüzün şehirlerinde zenginle fakir, ümmiyle alim, zahitle serkeş, patronla işçi aynı mahallede yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturabilmektedir. Yatay mimari anlayışıyla aile, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatan yeni sosyal konutlar inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle dar gelirli vatandaşlarımız için her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle başlatıyoruz. 100 bin yeni sosyal konut başlıyor. Gün sonu yaklaşırken küresel piyasalarda neler oluyor? Günden geceye, geceden gündüze neler kalacak? Ekonomi, finans dünyası siyasetten nasıl etkileyecek? Hepsini son seansta konuşacağız. Ben Mine Uzun. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'teyim. Yatırım Genel müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcine ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim efendim. Borsa İstanbul'da 118 binlerdeyiz ve buradan pozisyona girer misiniz diye sordum. E, siz zaten uzunca bir süredir beklemedeyim yanıtını verdiniz. E, neden diye sorayım ben de size. E aslında Murat, Borsa İstanbul tarafında daha doğrusu e, şöyle bir şey var. E, Yıllar arasında şöyle bir değiş var. Mesela ben geçtiğimiz yılın başında oldukça pozitiftim. Hı hı. Ama bu yılı ben birazcık daha 2018 yılına açıkçası benzetiyorum. Biraz o yüzden e, bende bir temkinli duruş var. Şimdi e, aslında grafik üzerinden gidersek, ya yani burada aslında 2018'i almış evet. olduk ve isterseniz buradan bakalım. Hı hı. Şimdi rekor kırmıştık Figür Hanım biz burada. Evet. Burada Rekoru, 2018'de, şurada, şurada kırdık. Hı hı. Şimdi burada ne oldu? Ne bakmak lazım? Yani haber akışı nasıldı ya da burada nasıl bir benzerlik var? Şurada bizim Murat aslında Zeytin Dalı Harekatı'nın olduğu Doğru. aslında dönem. Şimdi aslında bu zirve yaptığımız biz Ocak ayının sonu. Yani 2018'in Ocak ayının sonunda bu hareket oldu. Şubat ayı şuradaki hareket var. Böyle bir yukarı bir aşağı yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek vesaire. Şurada FED Mart ayında faiz arttırım. E, FED faiz arttırımına gidiyor ve yılın tamamında iki tane arttırım olacağı beklentisi Spot ortaya çıkıyor ve ondan sonrasında sert bir düşüş var. Şimdi bu grafiğe e, virgül faiz virgül dolar yani o ikisini de ekleseydik hı hı. o ikisinde de burada aslında faizde bir düşüş ve hafif bir yukarıya dönüş hı hı. başladığı yer kur tarafında da hafif e, yukarıya döndüğü yer. Yine aynı grafiğin üzerine yurt dışı işte Dow Jones Endeksini ya da S&P'yi attığında da onlardan yukarı hareketin devam etti. Devam etti. Bir yıldı. Şimdi 2018'de benim telefonum <laughs> bu arada. <laughs> Canlı endi <yayında> olur diyelim. <laughs> ee, şimdi onlar neden yukarı gittiler faiz arttırmaya rağmen? Faiz artırımı demek Murat, bizim için. E, Faizlerin yükselmesi ve risk alma iştahının Hı. düştüğü anlamına geliyor. Fakat Amerikan ekonomisi için, Amerikan ekonomisinin güçlendiği, verileri neyi geldiği e, ve büyümenin e, canlandığı e, anlamına geliyor aslında. Yani ikimiz için Fed'in faiz arttırımı farklı anlamlara geliyor. E, zira mesela geçtiğimiz haftadan beri aslında yaşadığımız biraz bu. Mesela Dow Jones Endeks'i yukarıya gittiğinde aslında tarım dışı istihdam verisi ve özel sektör istihdam verisi çok kuvvetli geldiği için, Çin'den gelen koronavirüsünün aslında henüz etkileri verilere yansımadığı için Dow Jones yukarıya gitti. Aynı anda mesela bizim borsa İstanbul'da yukarıya gitti. Ben e, Bunu bir noktada fark ederler, kurdan fark ederler. Çünkü bu doları güçlendirecek bir durumdur. Yani Amerikan verilerinin e, güçlenmesi dolar TL tarafında doları güçlendirecek bir durumdur ve borsa İstanbul'u aslında negatif etkileyecek bir durumdur. Son dönemde e, durumdur. ama bu dolarla borsanın korelasyonunda da bir kopma var figürlerim. Yani dolarda yine de ne olursa olsun altı seviyesini konuşuyoruz şu anda. Hani görece 5.35'ler nerede? Altı seviyesi nerede değil mi? Biz buralara 5.35'lerden geldik. Daha evveliyatını söylemiyorum. O korelasyonsuzluk hani sizi yanıltabilir mi diye sorsam. Biraz farklı bir yatırımcı kitlesiyle aslında karşı karşıyayız Murat. Alışa geldiğimiz e, yatırımcı profili genelde Amerika ya da Londra menşeli yabancı tarafı için konuşuyorum bunu. Hı -hı. Evet birazcık daha onların alım satım tarzı daha çok dolar tl'deki hareket onlarda mesela çok etkilidir. Yani burada satım kur yukarıya gidiyorsa mutlaka satım yönünde Borsa İstanbul tarafında hareket ederler. Bizim bu son yaşadığımız hareket ağırlıklı yerli ve farklı kanallardan gelen aslında farklı bir yatırımcı modeliyle olan bir yükselişti. Dolayısıyla belli bir noktaya kadar aslında dolar tl'deki yükseliş neredeyse Borsa İstanbul'u hiç etkilemedi denilebilir. Yani 120 binlere kadar o sert yükselişte aslında dolar TL son iki aydır yani Merkez Bankası'nın son iki toplantısından beri 5.70'lerden 6'lılara aslında fena bir hareket de açıkçası yapmadı. Ama biraz profil farklı. Yani Borsa İstanbul tarafındaki aslında yatırımcı profili biraz farklılaştı. Birazcık daha yerli ağırlığı oluştu. Bir de güçlü bir momentum yakalandı. Bir de şöyle bir durum var Murat. Mesela yatırımcı bugün kar ettiğinde ertesi gün daha yüksek bir kaldıraçla girdi. O gün kar ettiğinde bir sonraki gün mesela 1'e üçgen kaldıracı 1'e 4'e çıktı, 1'e 5'e çıktı. Artık o peş peşe peş peşe olan yükselişlerde e, yatırımcıların kaldıraçları inanılmaz boyutlara aslında e, ulaştı belli bir noktada. Biraz mesela dünkü satışı sertleştiren bence buydu. Yani Borsa İstanbul'un endeksinde biz aslında %3'lük bir düşüş gördük ama geri kalan Borsa İstanbul tüm senetler tarafına baktığımızda çok ciddi, e, devre kesiciler e, yani yüzde on ve yüz üzerinde e, düşüşler olduğunu biz takip ettik etikizse senetlerinde bu da bence o yatırımcının işte zaman içerisinde kaldıracını arttırması ve bir anda gelen haberle birlikte o bütün pozisyonunu e, fiyat bakmaksızın e, satışa göndermesiyle birlikte birçok senet neredeyse tabana yakın e, aslında işlem gördü. Evet ya aslında daha dramatik düşüşler de var. Evet. Hanım şunu sormak istiyorum. Dün BDDK işte %25'ten burada yasal öz kaynaklarını %10'a çekti swap hamlesinde. Aslında bankalar çok daha az şekilde swap işlemi yapacak. Dolayısıyla dolar Türk lirasındaki volatilitenin yani oynaklığın tabi caizse önüne geçmeye çalışıyor. Burada anladığım kadarıyla birazcık daha bu oynaklık tedirgin etti. Şimdi ne oldu da bu hamle mesela biz burada 10 kuruş 20 kuruşluk günlük hareketleri görmüş olduk. Yani 5.97'den 6'ya gelmesi BDDK'yı neden rahatsız etmiş Acaba bilmediğimiz bazı riskler olduğu için şimdiden bir önlem almış olabilir mi? İdlib sorunu gibi ya da global tarafta Fed'in faiz artırma olasılığı gibi ne dersiniz? Bence evet böyle bir şey olmuş olması lazım Şimdi geçtiğimiz yıl şey BDDK bu hamleyi yaptığında biz gerçekten kurda çok ciddi bir hareket görüyorduk ve bu biz kaynaklı bir hareketti. Yani Amerika ile olan ilişkilerimizin çok gerildiği bir ortamdı ve herkes bu aslında tedbirin neden alındığını anlayabildi. Fakat bu seferki tedbir alındığında şimdi gelişen... Mi? Yani biraz evet hı hı. ya da farklı bir şey, farklı bir risk mi görülüyor ki diye düşündürdü açıkçası bize. Çünkü Cuma günkü hareket gelişen ülke kur sepetinin tamamında bir değer kaybı vardı. Çünkü çok güçlü bir tarım dışı istihdam verisiyle karşı karşıya gelmiştik biz. Dolayısıyla şey, güçlü bir tarım dışı istihdam verisiyle geldik, bütün sepet değer kaybediyordu. Şimdi bütün sepet değer kaybederken bizim... E, bu aslında ser sayılabilecek aslında bir tedbir Murat. Yani yabancı giriş tarafında e, aslında biraz sıcak parayı istemiyorum dediğimiz anlama gelen e, bir önlem. Hı hı. Yani çok nadir kullandığımız aslında geçmişte çok da kullanmadığımız bir e, yöntem. Çünkü e, bu hani e, orada e, bize hızlıca gelebilecek olan paranın aslında bir anlamda önünü de kesiyoruz. Yani sıcak parayı istemiyoruz. Diyoruz da. O zaman ee, birazcık da burada parayı bulma yöntemimizi de değiştiriyoruz, değil mi? O evet. eş para dediğimiz sıcak tatlı parayı çok fazla istemiyor. Birazcık daha e, hikayeye belki yatırım yapan yatırımcı mı kabul görüyor Türkiye'de? Şimdi Murat, şöyle bir şey söyleyeyim. E, Tabi e, sıcak para e, dünyada risk alma isteği yüksekken sizin para biriminizi e, değerlendirir, yani TL'yi daha değerli hale getirir, Türk varlıklarının değerini yükseltir. Ama aynı şekilde çıkışta da yıkıcı bir e, özelliği vardır. Hı hı. Biz e, bir dönem bunu e, pozitif taraftan çok fazla aldık. E, fakat son yıllarda bu bizim için birazcık daha negatif e, çalışmaya başladı. Özellikle yabancı çıkışının gerçekleşmesiyle birlikte ki bu yılın başından beri e, hem devlet iç borçlanma senetlerinden hem de Borsa İstanbul tarafından yabancı çıkışı e, biz gözlemliyoruz. Ve her hafta çıkıyorlar yani e, peş peşe olan bir çıkıştan e, bahsediyoruz. Dolayısıyla belki de burada bir... E, Oynatlık yaratabileceği düşünüldü. Ya da farklı, senin dediğin gibi İdlib'le ilgili sonuçta hafta sonu görüşmeler vardı Rusya'da. Belki orada çıkan bir anlaşmazlık sonucunda risk görüldü ve böyle bir karar alındı. Bilemiyorum ama hani Cuma günkü gündemle bu karar alınacak bir şey yoktu. Hafta sonu demek ki bir farklı bir şey oldu ee, ve jeopolitik <laughs> riside artma olasılığından bahsediyoruz. Evet. Şunu soracağım. En fazla konuşan noktalardan biri şu yabancıların kimliği. Yani daha doğrusu yabancılar kimdir bu yabancılar diye. Biz dün bunu paylaştık. Katar 77 milyar 313 milyon TL ile 4 cari yatırımcı sayısıyla cari dönemdeki yatırımcı sayısıyla Birinci sırada onu da ABD izliyor. 77 milyar 35 milyon TL. Ama ABD'nin 1167 e, yatırımcısı evet. var. Paranın milleti olur mu? Yatırım strateji değişir mi? Yani sizin için yabancı yatırımcının hangi ülkeden, bölgeden geldiği önemli midir piyasacılığa çefi gelen? Önemli. Şöyle, e, yani hareketini tahmin edebilmek adına önemli. Bir de tabii ki e, şimdi orada sen söyledin işte dört tane yatırımcı var. E, Katar'dan gelen, Amerika'dan işte 169 1167. tane. 1167. Şey 1167, özür dilerim. E, dolayısıyla şimdi dört yatırımcının e, aldığı pozisyon büyüklüğüyle diğer tarafta kişi başı alınan pozisyon büyüklükleri arasında bir fark var. E, bir de tabii ki e, böyle bir yatırımcının hani birinin çıkması borsada e, yıkıcı bir etki yaratabilir. E, hani girdiğinde evet çok iyi bir e, rally vari bir hava estirirken aynı şekilde e, çıkışı da çünkü kişi başına düşen pozisyon büyüklüğü e, neredeyse diğer yabancıların e, büyüklüğüne eş değer öyle ifade edeyim. Borsa İstanbul'da çok sığ olmadığı düşünürse bir de şöyle bir durum var Murat. Şimdi biz ee, Avrupa ve Amerika'dan gelen e, yabancı yatırımcının aşağı yukarı işlem modellerini tahmin edebiliyoruz. Yani onlara e, siz eğer enflasyonun düşeceği konusunda ikna edebilirseniz ve gerçekten cazip bir faiz imkanı sunuyorsanız, kur tarafında da siz kaynaklı bir oynaklık yaratılmıyorsa Avrupa ve Amerika'da yatırımcıyı çok çabuk içeriye e, çekebiliyorsunuz ve burada e, regülasyonlarda çok sık bir e, değişiklik yapmıyorsanız, e, Avrupa'dan buraya yabancı yatırımcı çekmeniz kolay oluyor. Fakat şimdi geldiğimiz dönemde e, biz regülasyonlarda çok sıklıkla, yani çok sıklıkla regülasyon yapıyoruz aslında. E, yani sistemde bir takım değişikliklere gidiyoruz. Örneğin borsa İstanbul'da bankalarda satışı kapattık ve açmadık bir daha. Yani niye kapan? Hani bir Konuştuk, hala kapalı mesela kimse… Şu anda da devam ediyor değil mi? Evet, Başar. mesela orada bankacılık sektöründe ciddi anlamda bir hacim düşüşü e, aslında oldu. Mesela yabancıların en çok tercih ettiği hisselerdi bunlar. E, ama tabii bu kapandı gitti. E, tekrar sonrasında bir açıklama da gelmedi, kaldırılmadı da. Aynı hacimsiz e, seyir e, bankacılık sektöründe sürüyor. İşte BDDK'nın aldığı karar var. BDDK'nın bankacılık sektörüyle ilgili yeni bir kanun tasarısı var. Yani bu tarz değişiklikler bu bu bölgelerdeki yatırımcıları açıkçası ürkütüyor. Hı hı. Ama bu yeni gelen yatırımcı tipini ürkütüyor mu bilmiyorum. Ama bu taraftaki yatırımcıların çok tercih etmediği bir durum. Zaten aslında yaşanan çıkışlardan da belli. Evet. Yani burada hani pozisyon azaltmalarından da belli. Şimdi dün yine tabii önemli açıklamalar vardı. Birincisi bu BDDK'nın swap hamlesi. Aslında hani etki ilk etkiyi biz yüzde 50'den 25'e geldiği zaman görmüş. orada Sıvap faizleri 1'e kadar çıkmıştı figuralım. Hani bu öz kaynak oranı yüzde gelmesi aslında çok da bakıldığı zaman piyasaları rahatsız edecek bir adım olarak gözükmüyor. Ama birincisi bu Sıvap hamlesine rağmen dolardaki yükseli düşüş de göz, gözlemleyebilir miyiz birinci sorum. İkinci sorumda neden bu açığa satış devam ediyor? Yani dün mesela EFT işlem limitlerinde komisyonlarda bir düşüş var. Açığa satış dediğimiz hani bir günlük olağanüstü hareketler ya da o hafta içerisinde olağanüstü bir hareket olduğu zaman yatırımcı korumak için alınabilir. Ama bu uzunca bir süre devam ediyorsa bilmediğimiz bir bankalar tarafında bir haber akışı mı var? Ne dersiniz? Aslında varmış işte. Bu hatıranınında <laughs> görmüş olduk dolayısıyla. Bu epet diğer şeyler değil mi? Evet. Yani hani burada bir kanun teklifi herhalde düşünülüyor olmalı ki çünkü normalde açığa satış yasağı getirirsiniz. Belli bir süre o açığa satışı getirmenize sebep olan hadise ortadan kalktığında açığa satışta o haberle birlikte ortadan kaldırırsınız. Herhalde bu bundan dolayı çünkü çok fazla uzun sürdü. Bundan dolayı olan bir durum diye düşünüyorum. Gerçi çıkış noktası Halk Bank'ın davasıyla ilgili. ya yani o, o dönemde Halk Bank'la ilgili bir takım spekülasyonlar yapılıyordu. Bununla ilgili bir tedbir olarak düşünmüştüm ben. Ama süresi uzadıkça ve bu e, bankacılık kanunuyla ilgili e, bankacılık kanundaki değişiklikleri görünce herhalde bir miktar da piyasanın tepkisini e, burada görmek istedi e, otorite e, herhalde onu da beklediği diye açıkçası düşündüm. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Murat. Yani şimdi BDDK'nın aldığı kararlara bakıyoruz. Daha doğrusu son dönemde bankacılık sektörüyle bankacılık sektörü özelinde gelen haber akışımızına baktığımızda aslında mesela geçtiğimiz haftalarda rekabet kurulunun bir soruşturulması e, başladı bankacılık sektörüyle ilgili. Bu mesela aslında haber akışı arasında biraz kaynadı sonrasında sigortacılık sektörüyle ilgili bankalara kesilen bir takım cezalar da oldu. Bu da aslında karlılığın %1'ine tekabül eden bir orana denk gel. Bazılarında belki daha az. Son olarak da bu komisyon tarafındaki olan e, kara, aşağı, yöne, kara. aşağı yönlü e, hareketler. Bir de tabii ki e, Murat şimdi bu geçen kanun maddesinde bazı piyasanın kafasına takılan e, cümleler de var açıkçası. Yani sadece şey diye bakmamak lazım. Yani komisyon tarafında ve ücretler tarafında bir karlılığı etkileyecek bir indirim oldu. Büyük bir ihtimalle de bu yıl bankacılık sektöründe ciddi bir kar büyümesi aslında bekleniyordu. Bu kararla birlikte büyük bir ihtimalle bu kararda mesela %5 civarında karlılık üzerinde etkisi olabilir, olabilecek bir karar. Bir de kanunun içerisinde şöyle bir madde var ki benim aslında en çok kafama takılan maddelerden biri manipülatif yanıltıcı işlem Sistemi tehlikeye düşürecek şeylerde bankacılık sektörüyle ilgili bir ceza da söz konusu aslında kanunun o, içeriğinde. O detaylar aslında ne onu bilmiyoruz. Değil? bilmiyoruz işlem evet nedir ya da Hı. ne sayılabilir bu da hani piyasanın da takibinde olacak bir nokta. Evet tabii ki manipülasyon yapılmasın ama manipülasyon tanımı da herhalde Siz piyasacılar için önemli. Tabii mesela orada yani. bankacılık sektörüyle ilgili nasıl bir manipülasyon tespiti olacak. Ya yani bunun mesela uygulamasını. Büyük bir ihtimalle birçok yabancı yatırımcı, daha doğrusu bir yerli yatırımcılar da bence. Hı hı. Yani bunun uygulamasının görülmesi gerekiyor. Nasıl uygulanacak? Çünkü çok ucu açık bir şey. Yani hangi işlem bu şey kapsamına girecek? Yani manipülatif, yanıltıcı hı hı. işlem kapsamına girecek. Yani burada döviz işlemlerim olacak, faiz işlemlerim olacak hangi işlemler e, şeye girecek? Ya bu konu bu taraf biraz şeffaf evet. değil. Yani aslında totalde bankacılık sektörüyle ilgili son aslında iki haftada gelen haber akışı çok şey değil yani çok pozitif değil. Yani bankacılık sektörü üzerinde bir miktar belirsizlik yaratan ve karlılığı da bir miktar aşağı çekecek yönde haberler. Şimdi tabii bankalar 2020 projeksiyonu sunarken de birazcık daha konservatif, muhafazakar taraftaydı. Ve özellikle bunu piyasa pozitif fiyatladı. Çünkü hani birazcık daha bu muhafızakar olmasının haklı sebepleri olduğu söylenmiş oldu. Bir barkomuzu rica edebilirsek yönetmenimizden. Baktığımız zaman bankalar ve Borsa İstanbul'un performansında bu yıl tabii eş bir güdüm var. Ama hani bankaların bir miktar daha pozitif ayrıştı. Daha sonrasında hızlı bir düşüş gösterdiğini gördük. Peki siz bu kadar şeyi anlattıktan sonra Figer Hanım yani... Borsa ile ilgili yıl içerisinde ne bekliyorsunuz? Yani borsada seçici davranarak mı yatırım yapmayı düşünüyorsunuz yoksa bu yıl parayı birazcık da borsadan dışına başka yerlerde mi değerlendirmek gibi fikriniz var? Benim aslında piyasadaki genel e, beklenti aslında Murat. E, Mevduat faizleri düştüğü için Borsa İstanbul'un çok daha ön plana çıkabileceğine dair birçok yorum aslında okuyoruz. Ben de okuyorum. Getiri düştüğü için getiri arayışı bir şekilde insanları ya da portföyleri ya da bireysel emeklilik fonlarını borsaya yönlendirebilir diye genel bir beklenti var. Bu nedenle de zaten hani faize düştüğü için endek tahminleri çok e, rakamlar e, bazı rakamlar hatta bayağı bir uçuk e, seviyelere kadar hedef e, değerler Biz var endekste. üzerinde de evet, performans yani. bekleyenler var. Fakat ben burada ayrıştığım nokta Murat, e, ben birazcık daha e, Borsa İstanbul tarafında en azından e, Nisan ayına kadar biraz daha nakit e, nakitin ağırlıkta tutulması Taraftayım. Sebebi de şu, şimdi biz e, bir faiz indirim sürecindeyiz Murat. Hı. Mesela ben geçtiğimiz ay 0.75 puan e, bas puan indirmesini çok doğru bulmadım açıkçası. Hatta seninle o gün yayında da konuştuk dedim Murat ilerideki dönemde biz bu kararın doğruluğunu sorgulayabiliriz. Bence size şöyle çok... sordum. Hemen bir e, o ada e, televizyoncu olarak fiyat, e, faizler geldi, indirim geldi. Ona rağmen dolar aşağıya geliyor, pozitif bir fiyatladık diye sorduk. Siz hani bugün... ...bakma, yarına bakmak lazım gibi bir... ...hasta analizi yapmışız ki hakta çıktınız orada. Şöyle bir durum var Mert... ...şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararının... ...geldiği günlerde... ...kamu bankaları, bankalar arasında... ...dolar tarafına satışta çok aktif yer alıyorlar. E, o gün olan dolardaki hareket biraz yanıltıcı olabiliyor. Çünkü o sırada satıcı tarafta daha yoğun e, kamu bankaları oluyor ve siz orada gerçek satıcıyı analiz edemeyebiliyorsunuz ya da gerçek alıcıyı ya da ne kadar alıcı olduğunu analiz edemeyebiliyorsunuz. Ama sonraki günlerde mesela e, bir yükseliş biz takip ettik dolar TL'de. Şimdi 19 Şubat'ta Merkez Bankası'nın bir toplantısı daha var. Şimdi son gelen açıklamalara bakıyoruz. Yani siyasi taraftan gelen yani hükümet tarafından gelen açıklamalara da baktığımızda mesela arzu edilen tek haneli faiz. Şimdi tek haneli faizi ben de arzu ediyorum. Bence bizi izleyen herkes de arzu ediyor. Ama orada şöyle bir trik var. Ocak, Şubat, işte Mart ayı enflasyonda bizim elimizin çok da rahat olmadığı aylar. Ya yani enflasyonda bir yükseliş görme olasılığımızın fazla olduğu aylar. Şimdi eğer biz enflasyonda bir miktar yukarıya dönüş görürsek ve siz o anda Faiz indirmeye devam ediyorsanız kurun reaksiyonu buna maalesef biraz e, negatif olur. Hatta şu anda bakalım o zaman ben size sormuş olayım Figen'im. Dolar Hı -hı. neden yükseldi? Bunların kompozisyonu anladığım kadarıyla. Yani e, 5.96 artık bizim 21 günlük ortalamamız ki 200 günlük hiç saymıyoruz. 5.76'lardan geçiyor orası. Aslında öyle Murat. Yani şurada mesela 2020 yılında Fed'in biraz sahneden çekileceği e, belliydi. Yani bence bizim merkez bankamız... Ee, bu son toplantı hatta bence bundan önceki yani e, son iki toplantıda dursaydı e, belki dolar TL'de yani kayıp bu kadar olmayabilirdi. Acele etti. Ya bence zaten önden yüklemeye ciddi bir faiz indirimi yaptı. Ya yani bunun etkisi ekonomiye olacak. Yani orada e, bir noktada durum iki ay önce bence durması gerekirdi. Yani bu 75 bas puan ve bundan önceki e, indiriminde. E, o iki indirimi bence yapmamalıydı. Önümüzdeki hafta da JP Morgan 50 basman bir faiz indirimi beklediğini söyledi. Yani piyasa konsorsiyosu da birazdan açıklanır Reuters anketleri işte ha, önümüzdeki günlerde diyelim ama yine bekleyenler de var Figen Hanım. Doğru. Eğer devam ederse Murat şimdi bu BDDK'nın aldığı tedbirler nedeniyle belki biz kurda bir aşağı yönlü hareket görebiliriz. Yani o TL e, e, bulamamanın e, şeyiyle birlikte hani etkisiyle birlikte zaten hani amaç kurda bir geri çekilme yaratmak belki onunla ilgili bir geri çekilme olur ama orada bence merkez bankasının faiz indirimine bir süre ara vermesi gerekiyor yani eğer dolar TL tarafında biz TL'deki değer kaybını istemiyorsak öyle diyeyim. Yani istemiyoruz ki hani bu tarz tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirlerin amacına ulaşması için bence Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında pas geçmesi gerekiyor. Ha bunun aksi düşünüyorsa bilemem. Yani hızlıca faizleri e, biz aşağı indirelim. Bu tarz tedbirlerle kuru yükselişini durduralım. Bu da farklı bir yöntem. Daha önce denediğimizde e, Türk varlıklarını eee açıkçası olumsuz yansımalarını da gördük. Yani geçtiğimiz yıl mesela BDDK'nın bu tedbirinde faizde mesela ciddi bir satış gördük ki dün mesela e, tahvil faizi %11'e kadar yükseldi. Borsa İstanbul tarafında da satış oldu. Yani şimdi aldığımız tedbirlerin mutlaka bir yan etkileri olduğunu, yan etkisi olduğunu unutmamak lazım. Bence hep 19'unda durması gerekiyor. Eğer durursa o zaman kurdaki mesela bu tedbirde de daha fazla işe yarayabilir e, diye ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani FED durdu. Amerikan verileri güçlü geliyor. Koronavirüse henüz e, dünyadaki büyüme verilerine sirayet etmiş değil. FED ortaya gelene kadar biraz durup ortama bakmak lazım. Zaten biz önden yüklemeli e, ciddi bir faiz indirimi yaptık. Bunun ekonomi etkilerini biraz evet. bence takip etmek lazım. Şimdi 2 dakika, 3 dakika gibi süremiz kaldı. O yüzden bir 30 saniye e, figüram sizden şunu rica ediyorum. Dolarda peki Yıl sonu beklentiniz nedir ya da kısa vadede hangi seviyede takip etsin izleyicilerimiz? E, şöyle söyleyeyim Murat, aslında hani genel anlamda e, yıl sonu dolar tahminleri 6.50 civarında. Ama şimdi kurda müthiş bir baskılanma var. Yani döviz tevdiat hesaplarına bakıyorsunuz ya bu kuru nasıl tersine çevirirsin biliyor musun Murat? Yabancı girişi alman lazım. Bu doğrudan yatırım da olabilir. Maalesef e, sıcak parada, e, sıcak para diye tabir ettiğimiz e, girişler de olabilir. Sermaye girişleri. Ya dolar Dolara satıcı oradan. lazım. Şu anda bence hani dolardaki en büyük problem satıcının kamu ağırlığında olması. Ki ben, ben burada bir... Aslında tehlike de görüyorum. Yani döviz tevdiat hesaplarında herhangi bir bozulma maalesef yok. Yabancı tarafına bakıyorsunuz, giriş almadığımız gibi son dönemde çıkış takip ediyoruz. Yani burayı biraz tersine çevirmek yani lazım. Yani işte azalma olmadan yabancı girişlerinde de azalma yaşanırken. Hani burada kamunun dolar satması önümüzdeki dönemde bir miktar sıkıntıya, ters pozisyona sokabilir diyorsunuz. Bence öyle. Yani Merkez Bankası'nın şimdi son açıkladığı rezervlere baktığımızda orada da bir miktar azalma biz takip ediyoruz. Yani ben bu e, şey sadece kur üzerinden yürütmenin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani burada demek ki bu insanlar DTH'lerini çözmüyorsa yabancı bu taraftan giriş değil de çıkış tercih ediyorsa bizim farklı bir şeyi değiştirmemiz lazım yani tedbir değil Örneğin enflasyon beklentileri konusunda mı orada bir tedirginlik var onu gidermemiz lazım ya da nasıl bir endişe var yani biraz bu tarafa kafa patlatmak lazım diye ben düşünüyorum Çünkü bunlar sadece geçici olarak kur tarafında etkisi olan Hamleler. Kalıcı bir şey istiyorsanız ki biz mesela evet. geçmiş yıllarda çok fazla aslında kura müdahale etmeden biz bu dengeyi sağlıyorduk. Ya biraz böyle orada strateji değişimine bence ihtiyaç var. Yani orada strateji değiştirmek lazım. Fikir Hanım aslında süremizin sonuna geldik ama bu piyasa dolandırıcılığı kısmı var. Hani bir cümleyle onu alalım çünkü ben daha çok aracı kurumlara, size Hı -hı. ve ekibinize diyelim daha fazla görev düşüyor ki insanların bu, hani tırnak içinde bunu işi yapanlara yönelmesinler. Daha fazla rapor ve üretmek lazım diyorum. Hani işin bu tarafına baktığımda ne dersiniz? Aslında Murat, yani bu e, şey şu anda ilk defa bir hapis cezasıyla aslında karşı karşıyayız. Ya geçmişten bu yana mutlaka bu e, bu tarz hani hisse yorumu yapan bizim sektörümüzün dışında insanlar hep oldu. Hı hı. Bunlar yükseliş zamanlarında ortaya çıkar, düşüş zamanlarında genelde de aslında kendi kendine. E, Ortadan kaybolan insanlarda ilk defa hapis cezası çıktı. E orada bir şeye ihtiyaç var mıydı? Evet çok kötü niyete doğru giden durumlar ben de duyuyorum. Onlar için e, bence vardı. Ama dediğim gibi bizim piyasa dedikoduyu seviyor. Yani hani bu e, bundan çok vazgeçeceğini ben düşünmüyorum. Ama tabii çok kötü niyetli bu durumu kullananlar var. Yani işte para toplayanlar vesaire. Bunlar için bence bu gerekiyordu. Ee, ama hani piyasanın da dedikodudan çok vazgeçeceğini evet. zannetmiyorum. Evet, kulaktan dolma ya da dedikodu diye bak <laughs> evet. Hani, e, işte Figen Özdavcı onu dedi, o bunu dedi, şu hisse vesaire gibi. Figaro Hanım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Yani e, süre... Tabii ki yetti ama sohbetinize doyamadık diyelim. Max Yatırım'ın genel müdür yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli ile konuştuk efendim. Şimdi Perihan Tantu beklenti raporunda devam ediyor.